Bu işi başardık, bu işi bitirdik. Bir tebessüm vardı. Havasındaydı evet. Her ikisi belediye başkanı. Onlar bu masaya itildiler ve onlar da görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Çünkü ayrılığın bir parçası olmak istemiyor her iki belediye başkanı. Mehmet Ali Kulat da şu anda bulunduğumuz noktaya doğru geldi. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ben Zeynel Lüle'ye isterseniz şöyle hemen uzatayım mikrofonu, kendisi yönelsin sizlere. Peki. Peki şimdi son durumdan aşağı yukarı belli. İki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesi şartıyla Meral Akşener'in masaya dönebileceği anlaşılıyor. Ne diyorsun? Yani şu an itibariyle Sayın Akşener masada. Sayın Akşener saat 3'te burada olacak. Ve tabii o belediye başkanlarının Cumhurbaşkan Yardımcılığı meselesinin hukuki bir statüsü var. O konuyla ilgili ben sabah bu konu ilk konuşulmaya başlandığında, bu arada hemen söyleyeyim, Ankara dün gece yatmadı. Yani Ankara siyaseti dün gece yatmadı. En azından muhalefet yatmadı. Bir sürü kanaat önderi derken işte siyaset, iş dünyası vesaire farklı görüşmeler yaptılar. Herkes kendilerine göre. Çünkü bu krizin muhalefetin Türkiye'de yeniden umut olabilmesi adına mutlaka çözülmesi gerekiyordu. Bunu çözme adına bir adım atıldı. O statü, yani Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara ve İstanbul'un belediye başkanlarının statüsü meselesi hukuki anlamda bazı boşluklar içeriyor ama aşılamayacak konular değil. Zaten seçim sürecinde aslında Sayın Akşener'in istediği şey şu olmuş oldu. Seçim süreci içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu seçim çalışmalarının pek çok yerinde hem Sayın Mansur Yavaş'ı hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yani, orada göreceğiz. Şimdi Mehmet Ali, yani şunu anlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu zaten seçim propagandasını, seçim stratejisi döneminde mutlaka her iki belediye başkanını yanına alarak yapacaktı. 81 ili ilçeleri dolaşacak. Bunun sembolik olarak bir anlamı var belki. Şüphesiz onu kastediyoruz. Zeynel Lüle, siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Yani nasıl aşacaksınız başka türlü krizi? Krizi aşmak için şimdi bir formül bulmanız lazım. Yani bir şekilde bir şeyler bulmanız gerekiyor. Gönüllerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ama ben şunu söyleyeyim. Son 3 günde Türkiye'de yaşanan bu şey muhalefetin tek kelimeyle iktidarın yıllardır söylediği koalisyon kötü bir şeydir söylemini teyit eden bir şey çıkardı bizim karşımıza. Maalesef böyle bir şey çıkardı. Bizim elimize kötü bir fragman koydular. Yani bunu 6 partinin 6'sı için de söylemek lazım. Bunu bir şekilde düzeltmek gerekiyor şu anda. Bu siyaseten bir depremdir. Şimdi bu depremin ardından bizim kalkıp millet olarak ama en fazla da demokrasiye inanan insanlar olarak buradaki hasar tespitini doğru yapmamız lazım. Bu hasar tespitinden sonra da bizim yapmamız gereken, yani vatandaşlar, demokrasiye inanan insanlar anlamında söylüyorum, yapılması gereken şey de, belki bu partilerin yapması gereken şey de, çok hızlı bir şekilde bu hasar tespitinden sonra bu enkazın kaldırılması gerekiyor ve daha doğru bir fotoğrafın konması gerekiyor. Ben 3 gün önce bu bir depremdir ve bu depremin sonucunda bir hasar tespiti yapıldıktan sonra herkes bir adımlar atmalıdır. Bir ahfaf gerekiyor, bir afat gerekiyor dediğimde millet yazmış altına. Ya niye afat diyorsun, işte ahbap olsun falan, özellikle sol medya. Ben deprem bölgesinden geldim. Maraşlıyım, Elbistanlıyım. Dolayısıyla afat da pek çok yere 3 gün sonra geldi. Onu kastediyordum. Bugün 3. gün. Anladım. Şimdi tabii anladığım kadarıyla iki belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yetkilendirilecekler. Tamamen sembolik olarak böyle bir ara formül bulunmuş durumda. Bu ara formül sonrası da saat 15'te Meral Akşener masaya gelecek. Öyle anlaşılıyor. Ya da belki biraz gecikerek 6 siyasi parti başlayacak toplantıya. Bu tabii o siyasi depremi yaratan Meral Akşener, onu ortadan kaldırmak da ona düşüyordu aslında. Ama öyle bir değil. Yine iki büyükşehir belediye başkanı ve 5 siyasi parti liderine düştü bu durum. Yani şöyle, sabah buradaki masa 5'e inmişti. Şimdi 8'e çıktı. 2 kişi de daha iyi. Evet, 8 kişilik bir masaya dönüştü.
Evet, peki. Çok teşekkürler Mehmet Ali Kulat. Ben sevgili... hemen belirtmek de istiyorum. Zeynel Lüle, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem bir tweet attı. Nerede kalmıştık? Evet. Tweet'i geldi. Aslında az çok her şey netleşmiş oldu. Yavaş yavaş sözü stüdyoya bırakalım tamam. Dilerseniz. Ülkü Çoban, kameraman arkadaşım Umutcan İtük'le birlikte takibimizi devam ettireceğiz ama Zeynel Lüle az sonra yanımızdan ayrılacak. Kendi programı için stüdyomuza gidecek. Evet, Cemal Engülyurt bizimle birlikte olacak. Zaten canlı bağlantılar yapacağız. Buraya döneceğiz. Sık sık Yaşar Aydın, Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü. O da bizimle birlikte olacak. Sizlerle birlikte burada olan gelişmeleri takip etmeye çalışacağız birazdan. Çok sağ olun eşlik ettiğiniz ben için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ülkü Çoban, kameraman arkadaşım Umutcan İtük'le birlikte takibimizi devam ettiriyoruz. Bu tarihi günü an be an sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Az sonra liderlerin gelişiyle birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız diyelim ve sözü tekrar